Kıymalı Saray Böreği. 6 kişilik. Pişirme süresi. Tencerede 10 dakika, önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 25 dakika. Kullanılacak malzemeler. Yufka 3 adet. Kıyma 300 gram. Kuru soğan 1 adet. Kuş üzümü 2 çorba kaşığı. Çam fıstığı 1 çorba kaşığı. Maydanoz 1 tutam. Süt 1 su bardağı. Soda 1 şişe. Yumurta 2 adet. Tarçın yarım kabuk. Sıvı yağ ya da margarin 1 çay bardağı sıvı yağ ya da 2 çorba kaşığı margarin. Tuz, karabiber. 1 baş soğanı küçük küpler şeklinde doğrayın. Tavaya 1 çorba kaşığı sıvı yağ dökün ve soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Soğanlar kavrulurken 1 tutam maydanozu ince ince kıyın. Soğanları kavurduğunuz tencereye 300 gram kıymayı ilave edin. Dilediğiniz miktarda tuz ve karabiber, yaklaşık birer tatlı kaşığı, 1 çorba kaşığı çam fıstığı, 2 çorba kaşığı kuş üzümü ve yarım ya da 1 kabuk tarçını tencereye ekleyin. Kıymalar ve fıstıklar kavrulana kadar tüm malzemeyi yaklaşık 10 dakika tencerede ateşte bırakın. Bu arada karıştırmayı unutmayın. Kavurma işlemi bitince iç malzemesini soğumaya alın. Krema hazırlığı. Ayrı bir kapta 1 su bardağı süt, 1 şişe soda, 1 adet yumurtayı kaba ekleyin ve karıştırın. Karıştırırken 1 çorba kaşığı sıvı yağ dökün ve karıştırmaya devam edin. Üç adet yufkayı açın ve kapta hazırladığınız kremayı bir fırçayla yufkaların üzerine sürün. Tencerede hazırladığınız ve soğuttuğunuz kıymalı malzemeyi yufkaya yayın. Kıyma yayma işleminden sonra yufkalarınızı sarın. Sardıktan sonra yufkayı yuvarlayın ve spiral şeklinde içe doğru kıvırın. Fırın tepsisini fırçayla yağlayın ve sardığınız yufkaları fırın tepsisine yerleştirin. Kalan kremanın içine bir adet daha yumurta kırın ve karıştırın. Fırın tepsisine dizdiğiniz yufkaların üzerine fırçayla kremayı sürün. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yufkaların üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Piştikten sonra börekleri biraz dinlendirin ve keserek ılık olarak servis yapın. Böreğin yapımında kabarması için kremanın içine 1 şişe soda ya da 1 çay kaşığı karbonat atabilirsiniz. Böreğinizin iç malzemesi için kıyma yerine peynir veya mantarla birlikte ıspanak, kabak türü sebzelerle hazırlayarak değişik börekler yapabilirsiniz. Afiyet olsun.